Merhaba sırrım, ben Serdar ve GTA 5'e hoş geldiniz. Bir önceki bölümde GTA 5'te inanılmaz bir soygun. O kadar inanılmaz değildi ama kendi çapımızda en azından oyundaki en büyük soygunumuzu yapmıştık ve baya bir para koparmıştık. Özellikle Michael yaklaşık 400 bin 450 bin dolar arasında bir tane para koparmıştı. Franklin'de sanırım değil, şimdi öğreneceğiz. 194 dolar. Ha, şimdi gelmeyecek, evet. Parayı aklayacak falan filan bir şey olacak. Franklin her zamanki gibi burada keyif çatıyor. Ama arabası yok. İlginç. Franklin'in arabasına ne oldu? Büyük bir gizem. Şimdi Michael'ın evine gidip kutlama yapacağız. Soygunun iyi geçtiği için. Çünkü biz bir manyağız. Bununla parti düzenleyebiliyoruz ara sıra. Ya parti değil de işte. Küçük çaplı bir kutlama. Ama ve lakin buraya arabayla gelmemişiz. Şey falan geldi diyor. Tamam, taksi çağıracağız. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Araba çalıp gidecek değilim. Yolumuz uzun. Boşu boşuna vakit kaybetmeyelim. Can I get a cab out to me? I'm sending one out right now. Thank you. Bununla vurabiliyor muyuz? Woohoo! Yumruk, havalara yumruk sallıyorum. Woo! Pratik yapıyoruz. Antrenman yapıyoruz. Aha şey, taksi gelmiş galiba. Hop! Taksi! Yol... İşte böyle aslanım, işte böyle. Sen de bir GTA ruhu görüyorum! Hayır. Allah'ım! Arabayı hiç yapacaktı hazır. Arabayı çalacak bir diğer arabayı. Beni Michael'a götür. Para istediğimiz gibi harcarız. Hiç sıkıntı yok. Zaten şeyiz, zenginiz. Yani olacağız en azından. Lester denen o zeki herif şey yapacak, parayı bizim için işte altını eritecek, şeyleri satacak, taşları satacak, mücevherleri falan satacak. Parayı o şekilde alacağız. Ve şeyimizin %15'i gitti, paramızın %15'i gitti. Bir taksi harcadık %15'ini. Şöyle Michael'ın yanına gideyim. Hello, kapıyı çalmanın içeri giren adamım ben. İşte buradasın diyor. Neler oluyor? İyi miyiz diyor soruyor. Tabii ki iyiyiz diyor. Yaptık, başardık diyor. Haklısın diyor. İşte Lester'ın şey yaptığını anlatıyor. Parayı almaya çalışıyor. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi pause menu, back. Yani yaptık diyor. O Meksika'da gidip şey yapacağız diyor. What is wrong with you? Ha, bu da Dave Norton, FBI ajanı. Şey diyor, Michael neden bu işi yaptın diyor, hani şey yapacaksın diyor falan diyor. Trevor ölürse, Trevor dediğimiz diğer adam. İlk başta 3 kişi vardı hani, 4 kişi arabayı şey, soymaya çalışan. Trevor manyak. Soygun haberini veriyorlar. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job and I said to this guy, "Hey, you gotta move these bikes." I don't know anything about that. Now, sugar. Pablo Ramos makes 28 million. Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm. What, Johnny Klevitz? Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. Shaden. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Leave it. The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Ah, Johnny Klevitz bu istemiyormuş yapmasına. I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying? Beni mi konuşuyorsun diyor. Fucking my girl, man, it's wrong. Of. Kız arkadaşım oluyorsun diyor. Yanlış bir şey oluyor. Is that the problem here? Take off. Onun yerine senin olmamı istemiyordun diyor. Adam manyak. I told him to leave it, Trevor. I told him, leave it, leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums. Huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. Hala onu seviyorum falan diyor. I don't mean nothing by it, man. I know, cowboy. It's okay, man. Yeah.
Kiminle konuşuyorsun zannediyorsun diye. Seninle konuşuyorum diyor. Next time don't get in my fucking face. I just saw a fucking ghost and I got to hear your. Az önce bir hayalet gördüm diyor. Michael'dan bahsediyor. Ayağa kalk falan diyor. Öldürdü lan adamı. Wait. Öldürdü lan Johnny'yi. Bir GTA karakterini öldürdü pislik. Hoş GTA'da yaşanmayan bir şey değil de. Spoiler veriyorum, şey yapmayın. GTA Vice Stories'de oynadığınız adam GTA Vice City'nin başında ölüyor galiba. Ben tam emin değilim. Tamam, doğru kumar oynadım. Sağa veya sola gideceğim hakkında kumar oynadım. Doğru yere gitmişim. Artık GTA 5'in şeylerine geldik. Vahşi hayatına yavaş yavaş giriyoruz. Vahşi hayat değil de böyle şehir dışına yavaş yavaş giriyoruz. Neyse şey, haberlerde soygunu görmüş bu Trevor. Şey diyor işte, Los Santos'ta yaşayan Michael Town adında birisi diyor. Orada bir kuzenim var diyor ama Trevor'ın şeyi, yanındaki sadık yoldaşlarından birisi diyelim. Ama Johnny'yi şöyle görürsek, Johnny'nin kız arkadaşını sessizleştirirsek bir şey olmaz diyor. Hey. Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. We're going up to that farm. Johnny Klebitz, Lost adlı bir tane motosiklet çetesinin lideriydi ve Trevor onun kız arkadaşıyla yattı. Johnny Klebitz bunu öğrendi, Trevor'ın yanına gitti. Trevor'ın kapısına dayandı, bağırdı, çağırdı. Nasıl yaparsın bunu dedi. Trevor şey öğrendi, Michael'ın eski arkadaşının hayatta olduğunu öğrendi ama sinirlendi çünkü normalde ölmüş olması gerekiyordu, öyle biliyordu. Bundan sonra ne diyecektim ya, kafamdaydı. Ve çok sinirlendi Trevor, Johnny Klebitz'i öldürdü. Şimdi Lost motosiklet çetesiyle savaşa girecek. Aslında bu Lost motosiklet her şey karıştı. Savaşa gireceğiz yani kısacası. Merhaba beyler, nasıl gidiyor? Ashley'i gördün mü diyor ve Johnny'ye. Really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you might have fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, what, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man, and the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands. Trevor dalga geçiyor, alaycı bir şekilde anlatıyor ve sinirli bir şekilde Johnny'yi nasıl öldürdüğünü, kafasını nasıl ayağıyla beynini çıkana kadar ezdiğini. Siz nereye gidiyorsunuz deyip adamları dalıyoruz şimdi. Ya bu çevirmek ne kadar zormuş ya. Şunları bir indirelim aşağıya. Şu motorları en azından. Van'ı takip etsek yeter. Motorları istediğimiz gibi indirebiliriz. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah, thank fuck they didn't make. Hop 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 hop. You need some seat belts back here or straps or something. Levire'e basarak ateş edebilirim diyor ama bunu kontrol ederken pek hoş olmuyor açıkçası yeşil. Woohoo! İşte böyle bir tanesini indirdik. Bir tanesi daha indirdik. Güzel. Tamam. Hop. Motorcuları indirdik. Şimdi sadece Van'ı takip edip Lost'un kampına kadar takip edeceğiz. Sanırım kampı da halledeceğiz. Şimdi Van'ı takip edeceğiz diyor. Neyse diyor. Umurumda değil, hala sağdan da geçtim ben. Soldan geçmeyen pek bir şey olmaz. Hop 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 hop. Fantezi yapayım dedim. Olmadı. Ne küfrediyorsun? Hayvan herif! Terbiyesiz!
Ben senin neyinim? Ben senin korkutucu kabadayı arkadaşınım, manyak arkadaşınım. İnsanda birazcık saygı değil de hani zeka olur. Ne bileyim. Seni öldürürüm hani o şiş yaş. Ben bu oyunu ilk oynadığımda bu arabalardan bol bol çarpmıştım ya. Ya aşağıya düşmüştüm, ya uçurumdan yuvarlanmıştım, ya da arabaya patlamıştım. Bu motosiklet çetesini bu şeyden sileceğiz diyor. Şuna gayet hızlı sürüyorum. Bizi onlara götür diyor bana. Hani kendi kendine kafa getiriyor. Silahın var mı kanki? Oğlum bu ne biçim silah? Ne saçma sapan şeylerin var senin? Hop, birisi gitti. Hop, o da gitti. Güzel. Hop. Bir tanesi daha dışarı çıktı sol taraftan. Ama elinde pompalı tutuyor. O, sen tehlikelisin. Sen daha tehlikelisin ama sen de gittin. Şu kutunun arkasına geçmek istiyorum ben. Hop. Oba. Diğerinin nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Şuralarda bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum. Hop. Güzel. Onu hallettik. Hop. Arka taraftan gelen var. Sakin. Lost sakin. Tamam. Şimdi. Şeyimizin silahı azaldı. Mermisi azaldı. Silahımızın mermisi. Ne silah aldık? Ne mermisi aldık şimdi? Tamam, bize kesinlikle bir SMG gerek. Bunları nereden sıkıyorlar? Güzel. Üzerimize gelen motorları da hallettik. Uhu, çok harika oldu. Headshot çektik direkt. Çok güzel. Güzel. Bunlar da hallettik. Adam şey diyor hani Johnny uyardım ki sizleri de uyaracağım diyor. Ama böyle herkes zaten şey yapmıyor. Nereye kaçıyorsunuz beyler? Nereye? Kaçış yok benden. Trevor Phillips Enterprises. Kaçış yok. No kaçış. Oğlum hayır, kaçış yok. Nereye kaçıyorsun? Kaçış yok lan. Hayır, kaçmayın. Nereye kaçıyorsunuz? O otomatik eğme ne oldu? Aa, adamları alamadım. Allah'ım çok sinirliyim şu anda. Şu anda cidden çok sinirliyim. Adamları alamadık. Şey diyor, Wade isimli arkadaşına şey demişti işte, Los Santos'a gidip benim bu eski arkadaşımı bul, Michael eski arkadaşımı bul, hani öldüğünü zannettiğim eski arkadaşımı bul demişti. Şimdi onu söylüyor işte, gidip Los Santos'a arkadaşı bulmanı söylemiştim falan diyor. Bana birazcık bomba getir diyor. Yapışkan bombalar. Riverside trailerına gidiyoruz diyor. Hop, beyler. Aztekas, Los Santos Aztekas vardı hatırlıyorsanız. Yo, Aztekas, Los Santos Aztekas değil onlar. Aztekas and the O'Neils. The market's big enough.
Aztekas Sanrias da vardı. Latin asıllı, Latin kökenli şeyler. Yeşil renkli, yeşil mavi renkli çeteleri vardı hatırlarsanız. Şeyde Unity Station'ın yanlarında. Onları buraya taşımışlar işte. O'Neill's Brothers da herhalde şeyler. Silah pazarı bu arada. Yani adamlar silah kaçakçılığı yapıyor veya silah ticareti yapıyor. Trevor. Hani şeyleri de Lost'u şeyden çıkardı. Lost'u pazardan çıkardı, silah pazarından. Şimdi Aztekasları çıkarmaya çalışıyormuş. Ooo şeyi, karavanı ciple şeye iteceğiz. Nehre iteceğiz. Tamam, bizim inmemize gerek yok nehre. Ne yapıyorsun Trevor diyor. Ne yapıyorsun diyor. Haha, az önce işten çıkarıldın dedi. Lost MC de işten çıkarıldı. Bundan sonra buradaki silahlar Trevor Phillips şirketinden geçecek. Ya da geçmeyecek diyor. Boğul. Boğul orada. Öldü mü lan? Öldü adam. Dur nehir taşısın bari cesedi. Ah ah, manyaklık gene deyiz boyu. Nehir taşıyacak o cesedi. Ya nehir taşıyacak? Ha, nehir taşıyor. Güzel. Güle güle, sana yolun açık olsun kanki. Hadi bakalım. Bizim işimiz gayet ciddi, düzgün bir şirketimiz var. Gördüğünüz gibi rekabetçi sistem bizim rakiplerimizi ortadan kaldırmamıza teşvik etti. Biz sadece bu rekabetçi sistemin bir parçasıyız. O yüzden böyle davranıyoruz. Yoksa Trevor'ın manyaklığıyla, psikopatlığıyla, mantıksız hareketleriyle hiçbir alakası yok. Johnny'nin cinayeti tüm bunlara sebep oldu. O kadar önemli adamdı yani. Michael hakkında konuşuyorlar. Hani işte Trevor'ın eski arkadaşı falan filan, eskiden beraber soygunlar yapıyorlardı. Onun öldüğünü zannediyor Trevor. His M.O. And it's the same corny shit he was spewing 10 years back. This could be a trap, Trevor. Hatırlarsanız ilk bölümde şey vardı. İlk GTA'nın ilk bölümdeki soygunda hani güvenlik görevlisi sanırım şeyin yüzünü görmüştü. Michael'ın veya Trevor'ın birbirisinin yüzünü görmüştü de Michael şey demişti. Yani her gün zaten yüzlerce yüz görüyorsun. Bu da unuttuğun o yüzlerden birisi olmuşsun demişti. Michael gerizekalılık yaparak aynı sözü şeyde de söyledi. Kuyumcu dükkanı soygununda da söyledi. Öyle olunca Trevor durumu anladı. Michael yaşıyor diyor. Los Santos'ta diyor. Ve bana biraz açıklama borcu var. Bana açıklama yapacak diyor. That's a conspiracy theory too far, even for you, Ronald. Ronald bu arada paranoyak bir adam ve komplo teorilerine falan bayağı meraklı. I'll do what I can to put the business on its path before I depart. The company needs you, boss. You'll do fine in my absence. I don't know what this Michael Townley's got that you can't find in the Alamo Sea. What he's got. Hop. Uhu, çok güzel. Çok şirinlerdi ama ben manyak bir insanım tekiyim. Ve gerçek değiller, bunu unutmamak lazım. Koş diyor. Koş Forrest, koş. Aslında onun şeyi Run Barry Run. Flash. İlk bölümde öyle söylemişti babası. O çok hoşuma gitmişti. Flash'ın kim olduğunu bilmeyenler çok yüksek hızda koşan bir kahraman. Trailer burası da. Michael'ın ne güzel büyük bir villası, havuzlu, tenis sahalı bir villası varsa Trevor'ın da böyle bir yeri var.
Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınız. Videodan keyif aldıysanız beğeni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek cümlülükle kalmanız dileğiyle. Bye bye.